Ama çok genel bir soruyla başlamak istiyorum. Taraftar Jesus'a çok güveniyor. Sizin beklentiniz ne merak ediyorum? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk defa bir yani bir adamı hiç görmedim, hiç tanımıyorum, hiç bilmiyorum. Sanki bu Jesus çok iyi gitmiş gibi geliyor bana ama ben bir tane maçını bir seyredeyim, tamam mı? Hı hı. Ee, bir bakayım, ne yapıyor, ne ediyor. Şimdi şu şu ana kadar yaptıklarına baktığımda öyle bir şey ona artı pozitif puan vermedim yani ha? Ama daha erken. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bugün en kaçı ya? 7'si mi? 8'i mi? 8'e evet, 10 e, gün maç var. Maç var. E hı. sen daha iyi kombi çıkartmadın. Ben hiç anlamadım. Ben anlamadım yani. Demek önemli bir önem vermiyor Avrupa maçına belki de. <laughs> vermiyor mu? Ya belki de, o, de vermiyor hocam. Ya bir şey söyleyeyim mi? O maçı kaybettiği zaman burası Türkiye ya. Gerçi Portekizler de aynı biliyorsun değil mi? Bizim yani seyirci olarak şey, Alışkın olarak... olduğu ortamlar. Yani, Flamengo'dan aynı ah, şey. yani, yani orası bize çok uygun yani şey o Portekiz şeyi kültürü. kültürü. Şimdi nasıl bunu önem vermez ya? Bunu kaybettiği zaman var ya kafadan şimdi tabii her şey peşin karar vermemek lazım. Mesela yanlış şeyler yapıyorum. Mesela ben Crespo geldi bu ne dedim ya falan filan. O adamı şimdi diyorum ki ya bir numara. Ya yani neyse yani çok iyi diyoruz. Şimdi bununla bir ilgili bir bakayım. Ya şimdi bugüne kadar baktım şimdi Fenerbahçe'de yine altı numara yok. İsmail var genç çocuk Bursa'dan almışlar. İyi oynuyormuş. Olabilir belki seyretmedim ben hiçbir maçını seyretmedim. Hep o sıralarda sınavlar falan vardı ya. İyi oynuyor hocam. Yani ama ne kadar iyi oynuyor. Şimdi bir de bakıyorsun bütün bir sezon Fenerbahçe İsmail'e güvenip 6 numara almamazlık yapamaz. Ama Gustavo var. Biz kimse beğenmiyor. Ben, ben beğeniyorum çok, hocam. Ben çok Gustavo beğeniyorum, beğeniyorum. Gustavo'yı. Ya iki kere ya biraz evvel konuştuk bir i̇şte bazı şeyler var ya bazı şeyler dürtüyor seyirciyi, şunu medyayı falan. Adamı tukaka yapıyor. Adam herkese istediği kadar iyi olsun. Şimdi fazla insanlar bazı şeyleri şöyle e, söylenene inanıyor. Gördüğüne inanmıyor. Algı yönetimi hocam işte. Nasıl yapıyorlarsa ben bunu aklıma... O Gustavo yerden yere vurdular adamı. Ya, o da kötü oynadı. Ya adam bakıyor gazeteye falan. Bir yıldız almış, sıfır yıldız, rezil, Hı -hı. mezil yazınca... Adam e, Mesut mı, Özil hocam sanki Mesut Özil geldi hiçbir şey oynamadı gibi oluyor şu anda. Mesut Özil şey, sanki şey. kötü oynamış gibi davranıyor. Bravo bir şey söyleyeyim mi? İlk geldiğinde dedim ki ben Mesut oynamasın. Yani Mesut'a diyorum ya buradan tabii şey olarak ben olsam Hı, hı. oynamam. Ama ikinci sezon ya adam müthiş maçları mı vardı? Şimşek gibi başladı ya. Ya nasıl maçlar? ama bu adam ne yaptı onu biliyor musun? 4-3 şey 3-4-3. Ya 4, yok 3. yok. Bir, bu, müthiş oynadı bir maçta hı hı. gol attı gitti son 4 dakikada bir maça soktu. Ya ben olsam dedim ki girerim girmem zaten Hocam de. Hocam 45 dakika ısındırdı oyunu almadı ya hatırlamıyor musun? Ya 45 dakika işte kenarda ısındırdı oyunu almadı. Bir de 4 dakika kala soktu o, o çok iyi maçından sonra. Evet. Ben olsam Hocam, dedim Hocam, ki... Mesut Özil'le alakalı farklı bilgiler vardı sanki. Soyunma odasında İsmail ya Hoca ile yaşadığı evet. polimikler falan. E, ne var abi falan. her futbolcu yaşıyor. Hoca ya. kim bilir kimlerle neler yaşadı? Biraz küfür düzeyine anlatmadı. ulaşan Anlatmadı. E, bir şey takım şeyler. Ya, Duyun şey, tabii bunlar. Tabii de. Ya Marco yaptığı ben olsam Hı. bak gene iyi yapmışlar yani 15 milyon alacaklar. Ben olsam kesin kovardım. Kerem'e yaptığından Kerem. sonra. Kesin ya dünya tarihi. E diyor. ne oldu şimdi 15 aldı galiba? E, neyse yani. Ha, belki doğru yapmışlar. Daha evvel iki kişi kavga etmişti Fatih Hoca'nın zamanında biliyor musun? Melo ile bilmem ne. Riyere ile. Hadi onu kimse görmedi. Ya bu herkesin gözü önünde. Sen şimdi evet. bu ya illa ki mutlaka Mesut ya iyi oynuyordu. Çok iyi oynuyordu. Şimdi Cesus ya ben olsam bir dur, dur bir bakayım derim kardeşim hı. ben de başka. Yani at sahibine göre kişilerde diye bir laf var. Bilemiyorum Cesus'u yani bana sordun şu anda. Hı hı. Yani gelmeden evvelki şeylerim süperdi. Yüzlerinden yüzdü. Ama bir, şey, bir göreyim bir bakayım adama. Mutlaka iyi yönleri vardır. Şeyden peradan bir kere 10 kat iyidir kesin yani. Tabii canım. Ondan kesin 10 on kat iyidir. Tecrübeli falan. Ama yani burası da bir şey söyleyeyim mi? kimler geldi kimler geçti şarkı var biliyor musun? Buraya ne antrenörler geldi gitti hiçbir başarılı olamadılar. Dünyanın en iyi antrenörleri geldi buraya yani. Serkan Korkmaz sen ne düşünüyorsun? Şimdi kafalarda soru işareti aslında taraftarın gözünde geçmiş dönemlere baktığımızda yakın geçmişten bahsediyorum. Çok da soru işareti yaratmayan bir e, teknik direktör ki e, biz röportajlarımızda hep bu tarz geri dönüşler aldık. Ekranlara da taşıdık. Senin beklentin ne? Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Ee, yani geçen sezon mesela Beşiktaş şampiyon tamamlamıştı. Sergen Hoca ile geç sözleşme e, imzası gerçekleşti. Bu sürede geç. tatlar kaçtı Hı -hı. ama bir şekilde o gerçekleşti. Roziye ile Gezal Galatasaray'ın da devreye girdiği koşullarda Beşiktaş da korundu. E, ve sonra da bir anda Piyaniç ile Batu transferleri gerçekleşti. Çok başarısız bir sezon geçmesine rağmen yönetim zeval görmedi bundan. Neden? Çünkü yönetim doğru olanı yaptı. Yönetim Sergen Hoca'yı tuttu, Gezal'ı tuttu, Roziye'yi tuttu, üstüne Batşuay'ı ile piyani çaldı. Alex Teşehre'yi aldı. Alex, daha... Alex Teşehre'yi aldı. Hepimiz ne dedik? Yani. Ya helal olsun daha ne yapacaktı ki Beşiktaş yönetimi Hı -hı. dedik. Yani günün şartlarında bu kadar olabilir dedik. Bu kadar başarısız bir sezon geride kalmasına rağmen... Beşiktaş yönetimine zeval gelmedi. Ne oldu? Sergen Hoca gitti. Hani bedeli Sergen Hoca ödedi ki. Hani Sergen Hoca da bedeli ödemek için elinden geleni yaptı zaten. Ben toparlayamıyorum, ne yapsam olmuyor. Evet. Kaç hafta böyle konuştu. Ya e artık bir yere kadar Beşiktaş'ta buna müsamaha gösterdi. Şimdi Fenerbahçe tarafına geçersek. Ali Koç yapabileceğinin en iyisini yaptı. Alabileceği en kariyerli, en doğru teknik adamı getirdi. Şimdi... Jesus dünyanın en önemli teknik adamı demiyorum ama günümüz şartlarında o bütçeyle Fenerbahçe'nin alabileceği iş bitiren üç kıtada kupalar kaldırmış anlatabildim mi ee, dünyanın tanıdığı evet. winner hani winner dediğimiz tipte bir teknik adam e şimdi dedi ki Ali Koç bu sefer ben yatırımı hocaya yapacağım daha önce ne yapıyordu? Komoli, Momoli işte Emre Börezoğlu futbol aklı yok işte onların seçtiği teknik adamlar. Aa o olmadı Emre Börezoğlu teknik adamı olsun. Erol, Aslında o, Erol falan, Bulut falan. İsmail yani falan. Şimdi ise yani. ne yaptı? Ya öyle bir teknik adam getireceğim ki bana artık kimse laf edemeyecek dedi. Ve o teknik adamın dediklerini yapacağım dedi. Şimdi Ali Koç kendi üzerine düşeni yaptı başkan. Hiç kimse Ali Koç'a laf etme hakkına sahip değil. İşte istiyordunuz İyi hoca ben gittim aldım dedi. Ve dedi futbola da karışmıyorum dedi. İzole de ettim adamı dedi. Onun dediklerini yapıyorum dedi. Şimdi buradaki sıkıntı, sıkıntı tırnak içinde. Daha çok erken bunları konuşmak için. Fenerbahçe taraftarı bayağı uzun bir süredir. Hatırlarsanız devre arasında dünyanın en önemli orta sahalarından Mesut Özil ile Türkiye'nin en önemli orta sahası belki de İrfan Can Kahveci alırken bile. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı dedi ki ya bize golcü lazım. Hocam bize golcü lazım dediler. Şimdi de baktılar Lingon dedi ki <laughs> ya orada Pelkas var, Mert Hakan var, İrfan Can var, Arda var. Zayt var. Zayt var. Fresbo var da var. Crespo da var, var. var. Ozan'ı gönderiyorsun. Mesut'u kadro dışı bırakıyorsun. Böyle bir Mesutu zenginlik var. 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 Solda Ferdi sol bek oynatıyorsun ama Ferdi sola açıkta oynar, forvet arkası da oynar. Orada Rossi var, Pelkas var gene sola açıkta. Oraya Buruma'yı alıyorsun. <laughs> Şimdi Valencia burada bak. var. Bu saatten sonra hakikaten e, sayın başkan Koç da bunun konforunu yaşayacak bence. Şu saatten sonra Jesus'un dediklerini yapıyorlar. Hani ilk beş hafta Fenerbahçe'nin istediği sonuçlar gelmedi. E bizler de bir yorum yapacağız, buna bir yorum getireceğiz. Kardeşim balık baştan kokar, işte iş yönetimde bitiyor falan diyemezsin. Herkesin istediği, hem fikir olduğu adamı getirdi, anahtarları da ona verdi. Şimdi burada bir de kritik... sanki bir ek yapayım. Şöyle bir Tabii. şey söylemiş sanki e, hocaya. Önce bir eldekileri gör antrenmanda, kampta. Öyle değil mi? Elde Mesut hariç oyunca. evet. Mesut hariç. Mesutla evet, Ozan hariç. Evet. Mesut Ozan sanki bu kamp döneminde kalemleri daha önce kırılmış yani. Onların kalemini Cesus kırmadı. Evet. O ikisi hariç futbolcularla alakalı böyle bir diyalog geçmiş gibi gözüküyor sanki. Çok net. Aynen. Çok net. Ee, yani şu anda Jesus'u Şimdi hocam da bir teknik direktör olduğu için o daha iyi anlıyordur. Ben şu anda ne diyebilirim biliyorsun diyebileceğin tek bir şey var. Daha çok erken. Ee, şimdi aldıkları oyuncular beklediğimiz oyuncular değil. Hem mevki olarak hem kalibre olarak. Evet. Hem kalibre olarak ve mevki olarak ben işte atıyorum Sorlok transferi bekliyordum. Hı hı. Çünkü yani hem isimli, golcü, fizikli, Fenerbahçe'nin uzun süredir ihtiyaç duyduğu tipte bir adam ya da Seferovic ama Burum'a sol açık. Hı hı. İleriye dönük orta sağ Lincoln falan geldi. E var oralarda adam. Fenerbahçe'nin oralarda çok nitelikli hı. adamları var bir de. Üç tane saydım sana Zayt Geçen evet. sene müthiş oynadı Arda. İrfan. Hiç şeyi saymıyorum. Ama Mesut ben bunda falan. şimdi yönetimi eleştirmem. Benim hı. burada eleştireceğim Jesus. Diyeceğim ki ona Jesus ne yaptığını herhalde biliyordur. Hı hı. Zaman bize gösterecek. Ben şu anda şey de diyemem, kötü yaptı da diyemem. Vardır bir bildiği. Şimdi adam bir yıllık sözleşme imzalamış. Kendine güveniyor, güveni tam hı hı. hocam. Peki bir şey soracağım Serkan ya. Ya ben şimdi bir gelsem bu Mesut'u nasıl ben olsam oynatırım yani. Başka Sen bir de... şey var hocam orada. Onu ya, ben inanamıyorum bilelim. yani. Olsun ya yani ne yaptı ki İsmail ya Hoca ile tartışmış falan değil bu hikaye. Başka bir şey bence. Bence de yani çünkü niye biliyor musun? Ya arkadaş Mesut o, o, bir iki tane maçını seyretse der ki herifin Hı -hı. kafayı mı yedirir? Hocam ya tanımaz mı Mesut'u? Real Madrid'i var adamın yani, bayağı mini var. Ama hani yerin var. dibine işte koşmuyor. Alman muydu, milli takımı falan. var. Ya en son hani dedim ya 4 dakika oynadı ya o maçtan eve 11 bin metre koşmuştu. Mesut evet. gibi bir adam 11 bin metre koşması ne demek biliyor musun? Hem kalite hem klasik hem bir de 11 Şanlı bin olduk. metre koşuyor. Yazık evet. günah. Yani ne no, oldu? ben, başka ben, bir ben bir aklım sırmer Ben olsam ne işte Marko evet. verdik. Değil mi? Meloları falan verdik. Bilmiyorum yani. Yani en azından Mesut'un yaptığı biz, biz görmüyoruz yani, tamam mı? Ama Markan yaptığını gördük yani. Mesut'un nasıl affetmediğini, ne oldu Bir muamma? Ki oynuyordu hocam. Ben sezonun Bence başında. Bence de bravo. Aynı görüşme. Oynuyordu yani. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Ama Mesut zaman içerisinde, tırnak içinde söylüyorum, Kasıt da olmayabilir. İtibarsızlaştı. İtibarsızlaştırıldı hı hı. mı bilmiyorum. Bir ara başkanın bir açıklaması vardı şimdi hatırladım. Saha dışındaki faaliyetlerini biraz ne azalt abi, azaltması ne yaptı? gerekti. Ticaret, ya. dedi, öyle öyle bir şey dedi. Ne yani ticaret, ticaret dedi. Ticaret dedi. Ne yaptı abi? Akaryakıt ticareti mi yaptı? Adam Mesut Özil. Adamın 50 milyon takipçisi hı hı. var sosyal medyada. İngiltere milli takımının forveti Harry Kane'in 2,5 milyon takipçisi var. Bu adamla ticaret yapmaman ayıp ya. Bu, hani <gülüyor> ya, ya <gülüyor> affedersin yani şimdi diyelim çalışıyoruz beraber. Senin 50 milyon takipçin var sosyal medyada. Ee, Güven çocuğunun 1 milyon takipçisi var. Ben kalkıp seni eleştirmem ki. Aa Çiğdem'in 50 milyon takipçisi var. Ben bu yapı olarak, bu program olarak, bu kanal olarak Çiğdem'in 50 Hı. milyon takipçisinden nasıl faydalanırım diye düşünürüm ya. Ama adama ticaret yapıyorsun diye eleştirdiler. Adam gitti Endonezya'da ticari anlaşmalar yaptı hocam. Bir ay kadar önce. 150 milyon dolarlık ticari anlaşma yaptı. 150 milyon dolar ne biliyor musun hocam? Bizim ligimizin naklen yayın hakkı. Adam tek başına. Şimdi Mesut Özil'e 150 milyon dolarlık anlaşma yaptı diye kızan birisi olursa aranızda büyük <laughs> yani büyük külahları değiştiririz. Derim ki ben kardeşim senin ligin 150 milyon dolar ediyor. Mesut Özil Endonezya'da 150 milyon dolar ediyor. Bir de oynayacağım diyor abi. Oynayacağım dedikten sonra adam ya, sana oynatacaksın şey onu. Ya vardır onun genel müdürü vardır osu vardır bu o gidip kendini oraya verecek değil ki ya. Birileri dolduruyor. Ben ne pazarlama mı yapacak telefona hiç? Git? yani. Yani gecelerini mi uyumayacak? Ben bir şey söyleyeyim. Mi? Ben Ali Koç Başkanı seviyorum. Bak seviyorum biliyor musun? Yani bir çocuklarımız okulunda okudu bilmem ne kardeşim onların holdingde çalıştı falan filan. Oradan da bir şeyim var. Rahmetli Mustafa'yı tanıyordum. Çok başarılı olsun diyorum, istiyorum. Bir de geçenlerde çok duygulandım biliyorsun. Gözlerim yaşar dedi ya benim kulüpten alacağım yok dedi ya. Evet. Beni bitirdi bitti e, yani. e, ya tabii canım bitirdi ya ben, ben ne bileyim yani helal ama olsun. sportif açıdan başarısız Neyse, hocam. Neyse ama işte yap, ama istiyor 24 saat çalışıyor adam. Hı -hı. Gece gündüz çalışıyor bir şeyler yapmak istiyor. Dediğin gibi adamı da getirdi tamam mı? Da artık onu verdi anahtarları. Verdi. Yani ya e, parayı da bir de şu var. E, Gürcan söyledi. 3 senedir dedi kulübün kasasına 1 lira dışarıdan girmiyormuş ya. Hep temlikliymiş. Biliyor Hı -hı. musunuz onu? Bir kuruş girmiyormuş ya. Hep onlar işte sponsorlardan, şuradan, buradan, satıştan falan filan. Yani o da çok önemli. Yani ekonomik olarak da çok Fenerbahçe önemli. Fenerbahçe'yi ayakta tutmak için büyük bir mücadele verdiği kesin. Yani kesin. ya. Ama hani sportif açıdan hocam karne çok kötü.